Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Haziran 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 2021'in ikinci yarısına Haziran'la beraber başlıyoruz ve tutulma dönemindeyiz. Mayıs sonundaki ay tutulması ve bu ay yaşayacağımız güneş tutulması önümüzdeki 6 ayı, yıl sonuna kadar olan süreci önemli ölçüde etkileyecek, belirleyici olacak. Evet, güneş 20 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda olacak. Merkür İkizler Burcu'nda geriliyor. 22 Haziran'a kadar da Merkür Retrosu devam edecek. Bu ay parasal konulara dikkat etmek gerekiyor sevgili boğalar. Yani parayla ilgili planlar, programlar, düşünceleriniz, ticari faaliyetleriniz, işiniz, kazanç yollarınız veya harcama planlarınız, yatırımlarınız, kaynaklarınız nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani buralarda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi Merkür gerilerken evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Yani burada beklenmedik harcamalar da olabilir veya beklediğiniz paralar biraz gecikebilir. O yüzden planlarınızı buna göre yapmakta fayda var. Önemli alışverişler, yatırımlar, iş konuları 22 Haziran'a kadar daha temkinli hareket etmemiz gerekiyor. Mümkünse biraz bazı şeyleri ertelemekte fayda var. Evet, gezegeniniz Venüs hemen ayın başında 2 Haziran itibariyle Yengeç Burcu'na geçecek ve 27 Haziran'a kadar Venüs Yengeç'te olacak. Venüs Yengeç'te daha evcimen, daha yumuşak, şefkatli, özellikle ilişkilerde güven arayan bir tutumdadır. Parasal konularda da istikrar ister, güven ister. O yüzden çok maceracı değildir. Bu ay genelinde baktığımızda aslında yakın çevrenizdeki kişilere karşı daha şefkatli, sempatik davranabilirsiniz ve onlardan da daha fazla ilgi bekleyebilirsiniz ve aile ilişkileriniz, kardeş ilişkileriniz, komşu ilişkileriniz daha sıcak hale gelebilir. Venüs iyicil bir gezegen. Burada size bazı seyahat, gezi, yolculuk imkanları getirebilir. Yakınlarınızla, akrabalarınızla, kardeşlerinizle daha fazla sıcak ilişkiler getirebilir. Ziyaretler olabilir, gidip gelmeler olabilir. Yani bu imkanları bu ay size sağlayabilir sevgili boğalar. Evet, ve 10 Haziran artık yeni ay doğuyor ve bu yeni ay aynı zamanda güneş tutulması, halkalı bir güneş tutulması 19 derece İkizler Burcu'nda olacak. Sadece bu ayla sınırlı değil, en az 6 ay önümüzdeki yıl sonuna kadar, Aralık ayına kadar olan süreci de kişisel ve toplumsal alanlarda şekillendirecek. Aslında yeni aylar yeni başlangıç enerjileri taşır. Kuzey düğüm yönünde bir tutulma, yönetici gezegen Merkür, o da kendi burcunda ikizlerde. Ancak geriliyor. Şimdi bu gerileme tabii biraz tutulmanın tesirlerini yavaşlatacaktır veya biraz hani daha dikkatli olmamızı gerektirecektir. Evet, para konularında önemli gündemleriniz var. İşle ilgili girişimleriniz olabilir, planlarınız olabilir veya paranızı nasıl değerlendireceksiniz, nasıl daha fazla kazanç elde edeceksiniz ya da yetenekleriniz var, değerleriniz var, bunları nasıl kazanca dönüştüreceksiniz, bunlar gündemde. Tutulmalar bize yeni kapılar açabilir, bu size yeni bir iş getirebilir, işle ilgili eğitimler olabilir, işle ilgili geziler olabilir, eğitimle ilgili, iletişimle ilgili alanlardan para kazanabilirsiniz. Ancak Merkür Retrosu birazcık şartlara dikkat etmemiz gerektiğini işaret ediyor. Çok hızlı hareket etmemek gerekiyor bu dönemde. Merkür 22 Haziran'da ileri harekete dönecek ve ay sonundan itibaren, ayın en azından 25'inden sonra belki daha rahat ileri hareketlerde bulunacağız. Planlarımızı, düşüncelerimiz, neyse bunlar, projelerimizi şimdi gözden geçirebiliriz. Eksikleri tamamlayabiliriz. Bu arada Merkür retroları bazen daha önceden değerlendirilmemiş konuları tekrardan ele alma fırsatı verebilir. Yarım kalmış bir işi gündeme alabilirsiniz. Ve uzun süredir beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Örneğin hani belki 6 aydır beklediğiniz paralar var veya başkalarına verdiğiniz borçlar var. Şimdi bunları alabilirsiniz. Bu tutulmayla beraber, yani elinize geçebilir. Ama yeni bir alışveriş için ya da yeni bir girişim için ya da yeni bir yatırım için çok acele etmemekte fayda var sevgili boğalar. Evet, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor.
Bunu her zaman söylüyorum. 19 derece olduğu için eğer haritalarınızda kişisel gezegenleriniz değişken burçların, yani bunlar hangileri? İkizler, Yay, Başak ve Balık. 19 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa o zaman bireysel etkileriniz daha fazla olacaktır. Ama böyle yerleşimleriniz yoksa çok da güçlü etki almayabilirsiniz. Yani herkes aynı şekilde etki almaz. Evet, tutulma tesirleri uzun vadeli dedik. Özellikle önümüzdeki Eylül ayı, Eylül sonları, Aralık ayı, yine bu tutulmanın gündemleri hayatımızda kendini gösterebilir. Evet, ve bu ayın en önemli etkilerinden birisi, 2021'in de en önemli açılarından olan Uranüs-Satürn karesi olacak. 14 Haziran'da Boğa burcundaki Uranüs'le Kova burcundaki Satürn tekrar kare açı yapıyor. Ocak ayında da bu açı olmuştu. Haziran ayında da oluyor ve önümüzdeki Aralık'ta da olacak. Sizin için de tabii ki çok güçlü bir tesir bu. Burcunuzdaki Boğa burcundaki Uranüs'le oluşacak çünkü. Önemli stresler, huzursuzluklar yaratabilir bu Uranüs-Satürn karesi. Bir yandan hayatınızda güçlü değişim enerjisi var, baskı hissediyorsunuz. Bir yandan da mücadele etmeniz gereken bazı sizi kısıtlayan koşullar var. Otorite olabilir bunlar, aile büyükleri olabilir, içinde bulduğunuz şartlar, uymanız gereken kurallar olabilir. Değişim isteğiniz, özgürlük isteğiniz biraz frenleniyor. Bu da güçlü bir stres yaratıyor. Çok cesurca, aşırı risk alarak bazı hayatınızda zararlar da oluşturabilir. Buna dikkat etmeniz lazım sevgili boğalar. Yani öfkeyle kalkan zararla oturabilir. O yüzden siz genelde çok sabırlısınız ama çok baskı gördüğünüzde o zaman geri dönülmez kararlar da verebiliyorsunuz. İşte böyle stresler ve baskılar yaratabilir bu gökyüzü pozisyonu. O yüzden daha sakin, daha sağduyulu davranmamız gerekiyor. Çok dürtüsel davranmamak gerekiyor. Kazalara, özellikle ilişkilerdeki gerilimlere, gereksiz risklere, hayatımıza aldığımız veya alabileceğimiz risklere, bunlar parasal konularda olabilir. Çünkü hali hazırda para evinizde tutulmalar var. Dikkat etmek gerekiyor. Daha güvenli hareketlerde bulunmakta fayda var. Evet, ve 11 Haziran'da Mars Aslan'a geçecek. Mars enerjimizle ilgili olduğuna göre 11 Haziran'dan sonra biraz daha enerjimiz aslında ilişkiler, daha çok ailevi konular, evde yapılacak işler alanına kaymaya başlayacak. Ama bu aile üyelerimiz, ebeveynlerle ya da aile özel ilişkilerimizde biraz stres pozisyonu arttırabilir. Yani agresyonu arttırabilir. Onu da kontrol etmemiz gerekecek. 27 Haziran'dan sonra Venüs'ün tekrar burç değiştirmesi, yengeçten ayrılıp aslana geçmesi ev ve aile alanındaki huzurumuzu koruyacaktır. Yani 27 Haziran'dan sonra iç huzurumuz dengeye kavuşabilir. Özellikle ailevi alanlarda ya da ev konuları, yuva konularında daha keyifli durumlarla karşılaşabiliriz. Ve bu ay bir dolunay da var. Evet, her ay olduğu gibi 24 Haziran'da 3 derece Oğlak burcunda dolunay meydana geliyor. Sizin gibi toprak elementinde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 3 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için güzel bir dolunay bu. Gerçekten güzel bir dolunay. Keyifli bir dolunay. En azından biraz denge sağlayacak hayatımızı. O stresleri geride bırakabileceğimiz bir dolunay. 9. evinizde meydana geliyor. Venüs ve Jüpiter arasında da güzel bir üçgen var bu dolunayda. Güzel bir seyahat, bir tatil, bir gezi imkanı verebilir. Yani sizin özellikle tatil organizasyonlarınızı, seyahat organizasyonlarınızı 24 Haziran dolunayından sonra netleştirmeniz mümkün görünüyor. Sevgili boğalar, bu eğitimle ilgili bir konu olabilir. Sizin veya çocuklarınızın eğitimi, okuluyla alakalı bazı konular, gündemler olabilir. Yurt dışı ile ilgili konular, yine medya, iletişim gibi alanlarda ya da internet ve sosyal medyada yaptığınız bazı işler, girişimler, hani buraları da daha başarılı hale getirebilecek, bazı hedeflerinize sizi ulaştırabilecek enerjiler var. Hukuksal konularda da önemli güçlü açılımlar olabilir. Hatta bazı sorunlarınız bu dolunay tesirleriyle çözüme kavuşabilir. Çünkü o Venüs-Jüpiter üçgeni size çok hoş yardımlar,
destekler getirebilir sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.